Merhaba, ben Esin Kocakuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pareo dikimini gösterdiğim bir video hazırladım. Daha önceden beğendiğim 140 liralık pareoyu 5 liraya dikeceğiz bugün. Çünkü kumaşımın fiyatı 5 lira. Genişliği 80, boyu 130 santim olan bir kumaşım var. Kumaşımın genişliğinin tam orta noktasını belirliyorum. Yani 40 santimlik kısmını orta nokta olarak belirliyorum. Burada yaka kısmı açacağım. Yakasının yukarıdan aşağıya olan genişliğini ben 25 santim olarak belirledim. Sizler daha dar bir yaka isterseniz ölçünüzü kendinize göre ayarlayarak kısaltabilir ya da daha da uzatabilirsiniz. Üçgen bir yaka istiyorum. Bu yüzden üçgen bir çizim yapıyorum ve kumaşımın sağına ve soluna kol genişliği çizeceğim. Aslında genel anlamda çok basit bir dikişe sahip dikeceğimiz pareo. Sadece iki yanlar ve omuz kısmı kapatılacak. Ön kısımdan da yaka çıkarılıyor. Bu kadar basit. Yakamın belirlediğim yerlerini kestim, çıkardım. Kumaşımı iki kat olarak kullandığım için bu kısmı kesmek zorundayım. Kesiyorum ve alt kısımlarını daha sonra dikeceğim. Diğer tarafında kolunu belirlemek için çıt atıyorum. Ve yakanın arka oyuntusunu 1 santim olarak kesip çıkaracağım. Daha sonra katlayıp kıvıracağım için zaten bir parça daha genişleyecek. O yüzden burada çok fazla kesme işlemi yapmıyorum ki çok geniş bir yaka olmasın diye. Arkadan çirkin bir görüntüye sahip olur. Bunu önlemek için sadece 1 santim yeterli oluyor. Şimdi dikişe geçiyoruz. Dediğim gibi dikiş çok basit. Hiçbir zorluğu yok. Yaka kısmı ve iki kol kısmını dikiyoruz ve son olarak yanları kapatacağız. Dikiş bundan ibaret ve en sonda da etek kısmı var. Bir de onu kapatıyoruz. Şimdi omuz kısımlarından tutturuyorum. İnce kumaşla dikiş yaptığım için İngiliz dikişi yapacağım. İngiliz dikişinin nasıl olduğunu daha önce video olarak hazırlamış ve yayınlamıştım. O videonun linkini bu videonun altına bilgi kutusuna bırakacağım. İsteyenler oradan izleyebilir. Şimdi kısaca bahsedeyim. Düz kısımlarından dikişi yapıyoruz. Yani tersi tersine bakacak şekilde ayarlayıp omuzlarını diktim. Ekstra hiçbir dikiş olmayacak. Çok basit bir dikişe sahip. Temiz dikiş olmasını istediğim için İngiliz dikişi yapıyorum. Şimdi kol kısımlarını keserek açmıştım yan taraftan. Kol genişliğini bırakıyorum ve kol genişliğinin altında çıttan aşağıya doğru dikişi yapıp yan kısmı kapatacağım. Kumaş tersi tersine bakacak şekilde ayarladım. Yani düz kısmı üstte olacak şekilde. Bunu unutmuyoruz. Farklı bir dikiş tekniği var. Daha sonra tersine çeviriyorum. Yani kumaşın yüzü yüzüne bakacak şekilde denk geliyor ve tersini ben görüyorum. Yandan içeriye katladığım kısmı tekrar dikiyorum ve asıl ters kısmı dikmiş oluyorum. Çevirdiğim zaman düz yönünü göreceğim. Tüm kısımlara aynı işlemi yapıyorum. Burada yapmanız gereken regüle işlemi var. Kısaltıyoruz. Diktikten sonra kesip, daha sonra çevirip kapatıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi dikişlerde püsküller vesaireler kötü görüntü olmasın ve dikiş dışarıya taşmasın diye. Çünkü iki kat dikiş yapılıyor ve dışarıya püsküller taşabiliyor. Bunu önlemek adına bu kesim işlemini yapmamız gerekiyor. Kesim işlemini yaptıktan sonra çevirdim ve çevirdiğim yerden 0,75 santim milim daha doğrusu dikişini yapacağım.
4 dikiş yapıyorum zaten. 4 dikişi de aynı şekilde İngiliz dikişi yaparak kapatıyorum. İngiliz dikişi yaparken dikkat etmeniz gereken şey, normalde 1 santim dikiş payı verirken İngiliz dikişi yapacağınız kumaşa 1,5 santim pay vermeniz gerekiyor. Çünkü 2 kere dikiş yapılıyor ve 0,75 milimden dikişler gerçekleştiriliyor. Toplamda 1,5 santime denk geliyor. Ve tekrar ters çevirdim. Yine aynı şekilde dikişi gerçekleştireceğim. Önce püsküller görünecek şekilde dikiş yapıyoruz. Sonra katlayarak tekrar o püskülleri içe alarak ikinci bir dikiş yapıyoruz. Overlock makinesi olmayanlar için özellikle kullanılabilecek bir dikiş yöntemi. Ve ince kumaşlarda çok daha şık bir görüntüye sahip oluyor. Şimdi yaka kısmının kıvırma işlemini gerçekleştiriyorum. İki kat kıvırıp ince bir şekilde dikişini yapıyorum. Daha sonra buraları pul ve boncukla işleyeceğim. Tam dikişin üzerinden geçeceğim. Herhangi bir görüntü olmayacak. Şu an koltuk altlarına geçtim. Yine yakaya uyguladığım gibi ince şekilde katlıyorum. Ve tekrar katlayıp dikişi gerçekleştiriyorum. Kol dikişlerinin üzerinden de yine pul ve boncuk geçeceğim. Ve dikişler pul ve boncuğun altında kalıp görünmeyecek. Dikişler tamamlandı. Görüntüsü muntazam. Kontrol ediyorum herhangi bir hatam var mı diye. Kalan iplerini temizliyorum. Diğer kol dikişini de tamamlıyorum. Etek ucu kısmını kapatacağım ve dikişim tamamlanacak. Etek ucunu da yine ince şekilde katlıyorum ve dikiyorum. Tüm kapatmalar aynı. Kollar, yaka ve etek ucu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tüm videolarımdan anında haberdar olmak için zil işaretini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.